LYS sınavına herkesin zor demesinin nedeni nedir? LYS sınavına sevgili gençler zor denilmesinin sebebi konuların çok olmasıdır. Yani emek yoğun bir sınav olmasıdır. Oysa zorluğun tanımı nedir? Çok çalıştığınız zaman eğer sonuç alıyorsanız bu zor değildir sevgili gençler. Kolaydır. O zorluk soruların kendisiyle alakalı değildir. Sizin çalışmayı yapıp yapamayacağınızla alakalı durumlar zorluğu ifade etmiyor. Buna dikkat edin. Onun için LYS sınavı aslında çalışıldığı zaman %100 başarılan bir sınavdır. YGS'ye benzemez. YGS'de çalışsanız da biliyorsunuz istediğinizi alamıyorsunuz. Bundan dolayı bugün her bir öğrencimize şunu öneriyoruz. YGS sıralamanız ne olursa olsun sakın ha Haziran'daki sınava çalışmayı asla ihmal etmeyin. Yolunuza devam edin, başaracaksınız. Okul yazılılarına mı çalışmalıyım yoksa LYS'ye mi çalışmalıyım karar veremiyorum. Ne yapmalıyım? Şimdi Ahmet, okul yazılısında sorulan sorular LYS'de gelmiyor mu? Geliyor değil mi? Şimdi sen de bunu biliyorsun zaten. Okul yazılısına çalıştığınız her dakika normal olarak LYS'ye çalıştığınız zaman dilimidir. Ve bakın dikkat edin, açık uçlu sorulara çalışmış sayılıyorsunuz zaten. Bilgi sınavı nedir biliyor musunuz? Öğretmenin deftere yazdırdığının aynısının sorulacağı demektir. Öğretmenin şu kaynaktan incelediği ve size anlattığı dersin bilgilerinin aynen geleceği demektir. Onun için yazılıya çalışmak eşittir LYS'ye çalışmaktır. YGS'de fenim kötü geçti. LYS'de fenim nasıl çalışmalıyım? Şimdi sevgili öğrenciler, tabii YGS fen biraz daha kavramlar arası ilişkiler, onları kullanma becerilerini ölçerken Haziran'daki sınavda LYS'de tek faktörde bir soruyu soruyorlar. Yani mayoz bölünmeyi soruyorsa mayoz bölünmeyi soruyordur. Örneğin biyolojiden. Ona direkt başka bir kavramı katmıyordur. Onları kıyaslamanızı da istemiyordur. Onun için biz eğer sen birinci sınavdaki fen derslerinde istediğini yapamamışsan bu o konuyla ilgili analiz ve sentez sıkıntının olduğunu gösteriyor. Peki analiz ve sentez sorusu Haziran'daki sınavda LYS'de gelecek mi? Gelmeyecek. Ne gelecek? Bilgi sorusu gelecek. O zaman çok rahat başarabilirsin. Korkma bundan. Her gün tek bir derse çalışmamı tavsiye eder misiniz? Şimdi Burak'cığım, her gün tek derse çalışmak çok bilimsel bir öneridir. Yani bunu zaten çok bilim insanı yaptığı güzel çalışmalarla önerirler. Şimdi onun da sebebi ne? Şimdi biz bir derse çalışırsak bütün bağlantıları birbiriyle ilişkilendirerek, bağlantıları kurarak öğreneceğimiz için unutma ihtimalimiz azalır. Bir de müdahale dediğimiz bizim birbirine benzer dersleri birbirine karıştırma ihtimalimiz de ne olur? Tek bir gün bir derse çalışırsan ortadan kalkar. O zaman sadece bir günde bir derse çalışmak konuları karıştırmanızı önlediği kadar sınav anında aklınıza başka şeylerin gelmesini de engeller. Hangi saatlerde çalışırsam konuların ayrıntılarını aklımda tutabilirim? Aslında sevgili öğrenciler, hangi saatte çalıştığınız zaman konuların aklınızda kalacağı ile ilgili durum sizin verimli saatinizle ilgili. Ama siz bana derseniz ki bilimsel çalışmalar var mı bu konuya ilgili? Çok. Benim de katıldığım görüş, sabah kalkınca ilk 2 saat, akşam yatmadan önceki son 2 saat aslında çalıştığınız bilgilerin aklınıza en çok kaydolduğu zaman dilimidir. Sabah kalkınca dinlenmiş olduğunuz için bilgiler beyninize kaydolurken akşam yatmadan önce de hani öğreniyorsunuz hemen yatıyorsunuz ya, işte orada bilgiler aklınızda kalıyor. Ve hafta içi her gün bizi izlemeyi unutmayınız.